Ve mesela ben birkaç tane kısa vereyim. Mesela bu çok bir ilginç bir durumdur ki Allah Azze ve Celle kitabında hep bir şey söyler ama alimler hep bir şey söyler. Mesela Allah Azze ve Celle der ki وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُوبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ahiret gününe inkar ederse o derin bir sapıklığa düşmüş olur. Allah Azze ve Celle bunların kafir olduğunu söylüyor. İblisin sözcüleri olan alimler ise yok yok, onlar kafir olmadı. Onlar hala Müslümanlar. Çünkü onlar la ilahe illallah dedi diyorlar. Öyle değil mi? Çokça karşılaştığımız bir mesele değil mi? Evet. Bakın Allah Azze ve Celle ne söylüyor, onlar da söylüyor. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki bunlar ateşe girecek diyor. Açık yani. Ben sadece birkaç tane kıssa getireceğim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Allah Azze ve Celle cehennemliklerdir diyor inkar edenler için. Öyle değil mi? Ama şeytanın sözcüleri, alimler olan, bugün günümüzdeki alimler ne diyor? Hayır hayır, onlar ateşe girmeyecekler. Hatta onlar belki yanmazlar bile, yanıp çıkarlar diyor. İddia ettikleri mesele bu. Allah Azze ve Celle bir şey söylüyor, onlar başka bir şey söylüyor. Yine Allah Azze ve Celle diyor ki, bakın, düşünün ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla beraber cihad etmiş, namaz kılan kişilerden bahsediyoruz. قُلْ اَبِي اللّٰهِ وَاَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِيُونَ. De ki, Allah ile, ayetleriyle, onun Resulü ile mi dalga geçiyordunuz? لَا تَحْتَزِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ. Artık özür beyan etmeyin ama siz imandan sonra küfre saptınız diyor Allah Azze ve Celle. Açık mı? Açık. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle İslam'ın şiarlarıyla dalga geçmenin küfür olduğunu, azabı gerektirdiğini söylüyor. Bizim iblisin sözcüleri ne diyor? Diyor ki yok yok, o adam kafir olmaz diyor. O adam zaten o niyetle yapmadı. O adam o kasıtla yapmadı. Tamam o küfürdür ama o kafir değildir. Hep iddia bu. Başka ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ın diliyle, düşünün ki İsrailoğullarına şu sözü söylüyor. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Var mı daha ötesi? Şirk koşarsa haram kılar diyor. Ve onun hiç de bir yardımcısı yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Bizim iblisin sözcüleri diyor ki yok yok öyle değil. Aslında bu ayetin bir şey var. Bu la ilahe illallah diyenler için değil. Öyle bir şey var mı? Yok. Ta ki bütün peygamberlerin ortak daveti bu. Yani Musa Aleyhisselam da aynı şeyi söylemiş. İsa Aleyhisselam da aynı şeyi söylemiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi söylemiş. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider demiş. Cennet haram ne demek? Cennet artık sana yasak. Yani sen cehennemden çıkmayacaksın. Adam diyor yok. Peki bu adamlar iyilik mi yapıyorlar kardeşler bu insanlara? Biz felaket tellalı oluyoruz. Bunlar müjdeci oluyor. Öyle mi? Zahiren öyle gözüküyor. Halbuki bunların halka verdiği zarar çok büyüktür kardeşler. Çok büyüktür. Neden? Halk bunlara güvenip kendini Müslüman zannediyor. Müslüman zannettiği için de eski amellerine devam ediyor. Halbuki hakkı söyleseler deseler ki ya arkadaş sen bugün bu ameli yaptın ama bu senin yaptığın Allah'ın yasakladığı bir amel. Şirktir dese adam belki korkacak. Çünkü bu adam sonuç olarak namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, para veriyor ya bu adam. Canını veriyor, canını yeri geldi. Bazıları da ne yapıyor? Cihad etmeye gidiyor yani. Bu adam canını veriyor bak. Bu adama hakkı söylemezsen adam kendini hak yolda bilir gider işte. Ama bak buna rağmen Allah Azze ve Celle bunlardan mazur kabul etmiyor. Neden? Araştırsaydın. Meseleye baksaydın. Değil mi? Sorsaydın diyor Allah Azze ve Celle. Kitap var, sünnet var. Alimlerin sözlerine göre hareket etmeseydin diyor. Bu kadar ayet okudum ve daha okuyabileceğim yüzlerce ayet var. Allah Azze ve Celle böyle diyor. İblisin sözcüleri şöyle diyor. Allah Azze ve Celle böyle diyor. İblisin sözcüleri böyle diyor. Peki bunların arasında şimdi insan düşünüp tefekkür etse Allah mı daha doğru söylüyor? İblisin sözcüleri mi? Tabii ki Allah daha doğru söylüyor. O açıdan dolayı insan kime bakacaktır? Allah'ın söylediğine bakacaktır. Yoksa bugün İblisin avukatlığını yapan insanlara bakmayacaktır.
Yani bugün belamlara bakmayacaktır. Halkı bu hale sokanlar bunlardır. Bugün müşrikler bile bunu söylüyor kardeşler. Bugün Sofi cemaatindeki müşrikler bile şunu söylüyor. Bu dini imamlar yıktı. Bu din yine imamlarla gelir. Kastettiği ne? Camideki imamlar. Kastettiği ne? Yani işte Cumhuriyet geldi ya, onlar onu söylüyor. Yani bu dini imamlar yıktı diyor onlardan. İmamların cuma hutbelerinde, imamların camideki hutbelerindeki söylemlere göre insanlar hareket ediyor. Evet.